Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere TÜYAP'tan 23. Sign İstanbul Fuarı'ndan sesleniyoruz ve muhteşem bir firmaya konuk olduk. RICO Türkiye Baskı Çözümleri. Pazarlama müdürümüz Sayın Erdem Başoğlu ile birlikteyiz. Firması ve fuarımız hakkında bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Erdem Bey, fuarları seviyoruz ve bu fuar gerçekten özlemle beklediğimiz ender fuarlardan bir tanesi. Öncelikli olarak fuarımıza hoş geldiniz efendim. Fuarda bu soru için erken biliyorum çünkü ilk saatlerdeyiz ama genel bir değerlendirme yapacak olursak nasıl geçecek fuar? Fuar iyi geçecektir. Geçen seneki katılımı da göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu sene ciddi bir oranda katılım bekliyoruz tekrardan. Tabii belirttiğiniz gibi ilk saatleri şu anda, ilk gün. Özellikle yarın ve cumartesi günü, cuma ve cumartesi çok ciddi bir katılım olacağını bekliyoruz. O zaman gelecek günler çok daha verimli geçsin diliyoruz şimdiden. Öyle. Burada değerli izleyicilerimize anlatalım mı? RICO Türkiye kaç yılından beri bizlerle ve nasıl ilerledi? Tabii. Ürün gamında neler var? Tabii. Şöyle söyleyeyim ben size aslında. RICO bir Japon firması. 1936 yılında kurulmuş bir firma. 2014 yılındaysa Türkiye'de bulunan iki tane distribütörünü satın alarak da Türkiye pazarında ticari faaliyetine devam ediyor. Ürün gamı olarak da çok geniş bir yelpazemiz var. Müşterilerin her alanda, gerek profesyonel baskı olsun, gerek ofis alanı olsun, her alanda destek olabiliyoruz. İşte dijitalleşmeye geçen ofisler de buna dahil birçok hizmetimiz var. Tabii Sign Fuarı kapsamında hedef noktamız, odak noktamız şu anda profesyonel baskı sistemleri. Fuara renkli cihazlarımızla katıldık. Özellikle işte reklamcılar için çok önemli olan altın ve gümüş rengi basabilen cihazlarımız var. Bunun dışında bu sene yeni olaraktan bu fiyat etiketlerinin basıldığı hang tank denilen kart basan cihazlarımız da var. Bunları müşterilerimize sergiliyoruz. Harika haberler. İyi ki varsınız diyoruz biz de gönül rahatlığıyla. Peki bu makineler sonrasında hizmet ve yedek parça gerektiren makineler mi? Tabii. Hem bu cihazların bir operasyon maliyeti vardır, hem de teknik servis giderleri vardır. Ama RICO olaraktan biz saha teknisyenlerimizle beraber yerinde servis veriyoruz. Gerekli parçaların değişimi, keza gene operasyonel olaraktan çalışma sistemimizle destek olabiliyoruz. Yani nedir bu? Baskı sisteminde olanlar buna çok tanıdıktır. Kopya başı dediğimiz bir hizmet var. Siz temelde aslında makinenin hiçbir şeyine karışmıyorsunuz. Sadece sizin aldığınız kopya başına bir ücret bulunuyor. Bunun dışında gerekli bütün sarf malzemesi, yedek parçası ve diğer parçalar tamamıyla bizim teknik servis tarafından sağlanıyor. Bu konuda da çok uzman ve güvenilir bir teknik servisimiz var. Süpersiniz. Eğer bir RICO sahibiysek sadece işimizi düşünüyoruz galiba. İstediğimiz o. Yani odaklanmanız gereken firma olaraktan aslında işiniz. Süpersiniz. Peki neden Türkiye seçildi? Türkiye büyüyen bir pazar. Büyük bir pazar, büyüyen bir pazar. Dolayısıyla aslında baktığınızda birçok uluslararası firmanın da dikkatini çekiyor. RICO bünyesinde Türkiye Emerging Markets kategorisi altında ilerleyen dönemlerde de daha büyüyecek pazar statüsünde. Bu yüzden aslında baktığınızda Türkiye'nin seçilmesi çok normal. Diğer firmalardan da görüyoruz. Aynı sektörden, farklı sektörden de olsun bu tarz uluslararası firmalar Türkiye pazarına yatırımlarda bulunuyor. Bu yüzden çok normal. Süper haberler. Burada neredeyse bir asırdır bizlerle olan bir firmadan bahsediyoruz. 4 yıl kalmış bir asır olmasına dile kolay. Nice asırlar boyu bizlerle olmasını diliyoruz bu güzel firmanın şimdiden. Son soruyu sormak istiyorum izinle. İleriye yönelik hedefler arasında neler var diyoruz? Fuarın dışındaki odak noktasının dışında söyleyeyim. Çünkü şu anda uzman şeyimiz, odaklandığımız nokta orası. Özellikle pandemi sonrasında biliyorsunuz firmaların dijitalleşmesi çok hızlandı. Bu bağlamda aslında dijitalleşme dediğimiz öyle sandığımız kadar kolay yapılabilen, hızlı yapılabilen bir konu değil. RICO kağıt firması olaraktan
başlayan serüvenine bir teknoloji firması, baskı makineleri üreten bir firma olarak da devam ediyor. Ve şu anda kabuk değiştirerek de aslında dijital hizmet sağlayıcısı olarak da yolumuza devam ediyoruz son 2 seneden beri. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde Ricoh'dan profesyonel baskı makinalarındaki yeniliklerin dışında bunlar gelecektir. Siber security yazılımları dahil işte dijital ekranlar ve diğer birçok alanda hizmet ve çözüm bekleyebilirsiniz. Süpersiniz. Bizler teknolojiyle doğru orantılı büyüyen ender firmalardan bir tanesiyiz diyorsunuz bu güzel cümlelerle. Çok alçak gönüllü olamayacağız burada. Bu şeyimizin, dijital dönüşümümüzün mottosu iş yerindeki değişime liderlik edin. O yüzden evet. Süpersiniz. O zaman nice fuarlarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça Sağ olun. Kalın. İyi günler. Evet, Fuar TV izleyicileri, Ricoh Türkiye'ye teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.